Sevgili arkadaşlarım, herkese merhaba. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Sizlere karmaşık sayılardan bahsedeceğim. Karmaşık sayılardan önce şöyle bir geçmişte ne öğrenmiştik onu bir hatırlayalım. Daha önceki videolarımızda ikinci dereceden denklemlerden bahsetmiştik. İkinci dereceden denklemin çözüm kümesini bulurken delta hakkında bilgi vermiştik. Delta sıfırdan büyükse birbirinden farklı iki kök olduğunu söylemiştik. Delta sıfır eşit olduğu zaman çakışık kök, çift katlı kök gibi süslü lafların olduğu yer delta sıfır olma durumuydu. Delta sıfır olduğu zaman da birbirine eşit kök olduğunu söylemiştik. Şimdi arkadaşlar, delta sıfırdan küçük olduğu durumda da ne demiştik size daha önceki dersimizde? Ne demiştik? Gerçek sayılarda çözüm kümesi boş kümedir demiştik. Ama şimdi artık bu konuyla delta'nın sıfırdan küçük olduğu durumda birbirinden farklı iki kompleks, yani karmaşık kök olduğundan bahsedeceğiz. Yani delta'nın sıfırdan küçük olma durumunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi tanımımıza birlikte bir bakalım, göz atalım isterseniz. Ne diyor tanımımız? Diyor ki A diyor sıfırdan farklı ve A, B, C reel sayı olmak üzere AX kare artı BX artı C sıfır denkleminde delta sıfırdan küçükse bu denklemin gerçek sayıda çözüm kümesi boş kümedir. Evet, boş kümedir. Böyle denklemlerin gerçek sayılarda çözüm kümesi olmadığından gerçek sayılarda kapsayan yeni bir sayı sistemine ihtiyaç duymuştur. İşte bu sayılara biz karmaşık sayılar diyeceğiz arkadaşlar. Karmaşık, kompleksin bir çevirisi ama tam da aslında karşılığı değil. Mesela spor kompleksi deyince ne anlıyorsunuz arkadaşlarım? Spor kompleksi deyince ne olur? Farklı spor dallarının bir arada olması, mesela atletizm, yüzme, işte karate, tekvando, voleybol, basketbol gibi spor dallarının bir arada, farklı spor dallarının bir arada olması olduğunu anlıyoruz. Ama siz burada spor kompleksi yerine spor karmaşığı deseniz uygun oluyor mu? Tabii ki çok da uygun olmuyor. Ama ne yapalım, böyle bir çeviri yapmışlar. Kompleks sayılar karmaşık sayı olarak ifade ediliyor. İster kompleks sayıda ister karmaşık sayıda fark eden bir şey olmaz. Böyle ifade edilmiş arkadaşlar. Kompleks sayılar nasıl gösterilir? Kompleks sayılar C harfiyle gösterilir. Complex'ten geldi şimdi İngilizce. Dolayısıyla onun baş harfi C. Kompleks sayılar arkadaşlar C ile ne yapılıyor? Büyük C ile gösteriliyor. Şimdi arkadaşlarım, şu örneğimize bakacak olursanız, x kare artı 1 eşittir 0 denklemiyle karşılaşmış bir muhterem zatımız, bir matematikçi. Ve bu denklemi çözmek için x kareyi tek başına bırakmaya çalışmış. X kare eşittir eksi 1 dediğinde bakmış ki hiçbir gerçek sayının karesi eksi 1 olmuyor. O zaman ne yapalım? Karesi eksi 1 olan bir sayı olmadığına göre biz bunu şöyle ifade edelim demişler. Yani x kareyi eksi 1'e eşit olan bu ifadeyi x'i karekök içerisine alarak, yani şöyle yazayım ben şuraya, x kare eşittir eksi 1 ya. Her iki tarafın karekökünü almış, x eşittir kök içerisine eksi 1. Tabii bu artı eksi olabilir, çünkü eksi de olsa artı da olsa karesini aldığımız zaman eksi 1 çıkacaktır. Yani bu şekilde ifade etmişiz. Buna biz arkadaşlar karesi eksi 1 olan sayıya imajiner sayı birimi diyoruz. Yani karesi eksi 1 olan sayı imajiner sayı birimidir ve i eşittir kök içerisinde eksi 1 şeklinde gösterilir. Özetle karmaşık sayının tanımını yapacak olursak arkadaşlar, şöyle aşağı doğru kaydırayım. A, B bir gerçek sayı ve i de kök içerisinde eksi 1 olmak üzere diyeceğiz. Z eşittir A artı B'yi şeklindeki sayılara karmaşık sayılar denir. Karmaşık sayılar kümesi C ile gösterilir ve öyle Z'ler var ki bu Z'ler A artı B'yi, A ile B reel sayı, i de kök içerisinde eksi 1'dir. Başka bir deyişle de i kare eksi 1'e eşittir arkadaşlar. Bu da çok sık kullanılır. Hatta bunu daha çok sık kullanacağız. Peki demek ki z ile gösteriyormuş karmaşık sayılar. Z eşittir a artı b'yi yazımında a'ya bu karmaşık sayının reel kısmı deniliyor. Reel z ile gösteriliyor. Re z ile gösteriliyor. Bu reel z demek a. B'ye de sanal kısım, yani B'ye de imajinal Z deniyor arkadaşlar. Demek ki reel kısım A, sanal kısım da B. Yalnız bakın şuradaki İ'nin kat sayısı olan B. Bu eksi de olabilir, artı olabilir. Mesela ben bir örnek vereyim. Z eşittir 2 eksi 3 i olduğunu kabul edeyim. Burada reel kısmımız, reel Z ne olacaktır? Bakın reel Z tabii ki 2 olacaktır. İmajinal Z ise ne olacaktır? Sanal Z, yani eksi 3 olacaktır arkadaşlar. İ'nin kat sayısı olan oradaki sayı kaçsa işaretiyle birlikte eksi 3 imajinal Z olacaktır. Konu özetini yaptım. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi arkadaşlarım, şu tabloyu birlikte doldurun. Hatta siz doldurmaya çalışın. Videoyu tam bu noktada durdurup kendiniz yapmaya çalışırsanız da çok da keyifli olur. Ben şimdi çözmeye devam ediyorum. Bakın Z karmaşık sayısının reel kısmı. 7-4i'nin reel kısmı dediğimiz zaman buradaki 7 reel kısım olacaktır. İmajiner kısım ise şuradaki i'nin katsayısı olan -4 olacaktır arkadaşlar.
5 artı 8i bölü 3'te reel kısım şuradaki 5 bölü 3 olacaktır. 5 bölü 3. Sanal kısım da arkadaşlarım şuradaki 8 bölü 3 olacaktır. Bunlara dikkat edelim. Peki bir alttakine bakıyorum. Bundaki reel kısım yok. Bakın burada yok. Yoksa demek ki 0. Sanal kısımsa eksi kök 2 olacaktır. Aslında bu şöyle yazılabilir. 0 eksi kök 2i şeklinde düşünecek olursak reel kısım 0. Sanal kısım da eksi kök 2 olur. Bunun reel ve sanal kısmı ikisi de 0'dır. Aslında bu 0 artı 0i şeklinde düşünülebilir. 11 reel bir sayıdır. Sanal kısmı 0'dır. Yani aslında bu 11 artı 0'i şeklinde düşünülebilir. Evet arkadaşlar bunlar da böyle. Bunları da geçiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Bir başka örneğimize bakıyoruz. İ kök içerisinde eksi 1 olmak üzere demiş. Z eksi 2 artı kök eksi 16 ve W 4 eksi kök içerisinde eksi 25. Karmaşık sayıları veriliyor. Buna göre imajinal W eksi reel Z ifadesinin değeri kaçtır demiş. Bakın şu eksi 2 artı kök içerisinde eksi 16 ifadesini. Önce kök içerisinde eksi 16'yı nasıl yazabiliriz ona bakalım. Şöyle yapmayı istiyorum ben. Eksi 16'yı eksi 1 çarpı 16 yazacağım. Sonra bunu ortak kökten ayıracağım. Ayrı ayrı kök şeklinde yazacağım. Kök içerisinde eksi 1'imize iyi demiştik. Kök 16'da 4 çıkacaktır. Demek ki arkadaşlar burası 4i olmalı. Yani z eşittir. Eksi 2 artı 4i olacak. Aynı mantıkla W'yu da yazabiliriz. Bakın şurası da aynı mantıkla kök içerisinde eksi 1 çarpı 25 olarak düşündük. Şimdi mantığını kavrayın diye uzun uzun yapıyorum ama bir süre sonra böyle uzun uzun yazmayacağız arkadaşlar. Bu kök içerisinde eksi 1'in i olduğunu, 25'inde kök 25'inde 5'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak W'yu da şuraya yazacak olursam W karmaşık sayımda 4 eksi 5 i olacaktır arkadaşlar. Şimdi soru ne diyor? İmajinal W. İmajinal W yani şurası nedir? Eksi 5'tir. İmajinal W'yu şuraya yazıyorum. Eksi 5'tir. Reel Z. Reel Z'de bakın şurası. O da nedir? Tabii ki eksi 2'dir. Bir de burada eksi varmış. Onu da düzeltelim. Artı yapalım. Sonuç ne geldi? Eksi 3 geldi. Umarım anlamışsınızdır. Bunu da hızla geçiyoruz. Yeni örneğimize bakıyorum. İmajinal 5 artı n eksi 1i artı reel 2n artı 3i eşittir. Bu toplam 11'miş. Buna göre neye kaçtır demiş soru. Bakın imajinal kısım yani şu bir karmaşık sayı. Bu karmaşık sayının imajinal kısmından bahsediyor. O zaman imajinal kısmına bakacak olursanız n eksi 1 olacak. Bu karmaşık sayının reel kısmı da 2n olacak. Yani ben buraya n eksi 1 yazacağım. Bu ifade koskoca ifadenin yani n eksi 1. Bunun da 2n artı 3i'nin de reel kısmı 2n olduğu için buraya da 2n yazacağım. Eşittir 11. N ile 2n'i topladım. 3n. Eksi 1'i yolladım. Kaç tarafa gitti? N buradan kaç geldi arkadaşlarım? 4 geldi. Bunu da süratle geçiyoruz. Evet sorumuza bakıyoruz. X kare artı 16 eşittir 0 denkleminin karmaşık sayıları da çözüm hükmesidir demiş. Bakın normalde siz x kareyi tek başına bıraktığınız zaman eksi 16 hiçbir gerçek sayının karesi eksi 16 yapmayacak. Ama x için burada kök içerisinde eksi 16 veya x için eksi kök içerisinde eksi 16 yazabilirsiniz. Tam bu noktada arkadaşlar kök içerisinde eksi 16 az önce görmüştük. Ne demiştik? Eksi 1 çarpı 16 demiştik. Şöyle yazmıştık. Kök içerisinde eksi 1 çarpı kök içerisinde 16 ayrı ayrı yazmıştık. Veya x eşittir. Burası da eksi kök içerisinde eksi 1 çarpı kök içerisinde 16 yazdım. Burası i çıkıyordu. Bu da 4i olacaktır. Veya diğer x ifadesi de arkadaşlar. Burası yine 4i ama başında eksi var. Eksi 4i. Demek ki bizim çözüm kümemiz neymiş arkadaşlarım? Çözüm kümemizi yazacak olursak. 1 eksi 4i. İkincisi neymiş? Uyumuyoruz değil mi? İkincisi de 4i. Burası çok önemli arkadaşlarım. Bunu da geçiyorum. Diğer sorumuza bakıyoruz. 3x kare eksi 5x artı n eşittir 0 denkleminin köklerinden biri i olduğuna göre neye karşıtır demiş? Köklerinden birisi i olması demek o kökü i sağlayacak demek. Yani ben x gördüğüm her yere i yazabilirim demek. İ yazıyorum. İ kare eksi 5i çarpı. Buraya da i yazdım. Artı n eşittir 0. İ kare ne demekti? Eksi 1'di. Burası eksi 3 olacak. Buradan da i kare geliyor. Bakın i kare eksi 1. Bir de burada eksi 5 var. Tabii ki ne oldu? Artı 5 oldu. Artı n eşittir 0. Buradan bir 2 gelir. Yolla karşı tarafa durma. N buradan ne olacaktır? Temiz bir şekilde eksi 2 olacaktır. Bunu da süratle geçiyoruz. Evet sorumuza bakıyoruz. Denkleminin karmaşık sayılardaki çözüm hükmesi nedir demiş. Bakın önce çarpandan ayırmaya çalıştınız. Baktınız çarpandan ayrılmadı. Hemen neye gideceksiniz? Delta'ya başvuracaksınız. Delta
B kare eksi 4ac. B kare neydi? Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı A'sı 1. C'si 4. 4 eksi 16'dan eksi 12 geldi. Ne oldu? Delta 0'dan küçük oldu. Önceden olsa ne yapıyorduk ikinciden denklemler çözerken? Ha, delta 0'dan küçük. Gerçek sayıda çözüm hükmesi boş küme deyip geçiyorduk. Ama burada öyle yapmayacağız. Burada işlemi yürüteceğiz arkadaşlar. Delta'yı bulduk. Kökleri nasıl ifade ediyorduk? X1 kökü eksi B. Eksi B 2 artı kök delta eksi 12 bölü 2 A'sı 1 yazmıyorum. Veyahut da diğer kök ne olacak? Bu sefer bunun eksilisi 2 eksi kök içerisinde eksi 12 bölü 2. Her şey aynı. Sadece burada artı varken burada eksi oluyor. Şimdi kök içerisinde eksi 12'nin biz kök eksi 1 çarpı kök 12 olduğunu biliyoruz. Buradan çıkartacağımız sonuç ne olacaktır? 2 kök 3 i olacaktır. Bölü 2. Veya diğer kökümüze geçecek olursak o da aynı mantıklı. Sadece arasındaki fark ne? Eksi olması. O da 2 kök 3 çarpı i olacak bölü 2. Şimdi x1 ve x2 köklerini bulduk. Biraz daha sadeleştirelim. Bunu 2 parantezine alırsak 2 parantezinde 1 artı kök 3 i bölü 2 veya diğer kök yine 2 parantezinde 1 eksi kök 3 i bölü 2. Buradan 2'lere elveda dersem x1 kökü 1 artı kök 3 i veya x2 kökü arkadaşlar bu ikilere elveda dersem 1 eksi kök 3 i olacaktır. Çözüm kümesini yazmamızı istemiş soru. Hemen yazıyorum. 1 eksi kök 3 i virgül 1 artı kök 3 i şeklinde yazıp bırakmanız yeterli. Bu da böyle. Umarım bunu da anlamışsınızdır. Bunu da süratle geçiyorum. Evet arkadaşlarım yeni soruya bakıyoruz. Lütfen ama tam bu noktada buna benzer soru çözdüğümüz için videoyu durdurun. Bir kendiniz yapmaya çalışın arkadaşlar. Ben çözmeye devam ediyorum. Denkleminin karmaşık sayıları çözüm kümesi nedir demiş soru. Yine deltasına başvuracağım. Delta b kare eksi 4 acı 6'nın karesi 36 eksi 4 çarpı a'sı 2 c'si 7. Buradan 4 kere 2 8 56 36'dan 56 çıkartırsam ne olacak? Eksi 20. Bakın gene delta 0'dan küçük geldi. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık çünkü konumuz bu. Delta 0'dan küçükse yapacak bir şey yok demeyeceğiz. Yine köklerini bulmaya çalışacağız. X1 kökü eksi B eksi 6 artı kök delta kök içerisinde eksi 20 bölü 2 çarpı. Bakın A yerine 2 gelmiş o yüzden 2 yazıyorum. Diğer köke geçiyorum veya diyorum X2 kökü yine eksi 6 tek fark arada eksi olmasıydı. Her şey aynı arada bir tek eksi var arkadaşlar. Şimdi bu eksi 20 ne olacak arkadaşlar? Kök içerisinde eksi 1 çarpı 20 diye düşüneceğiz. Buradan da kök içerisinde eksi 1 çarpı kök içerisinde 20. Bu i demekti. Bu da 2 kök 5 yapacak. O zaman eksi 6 artı 2 kök 5 i bölü 4 diyeceğim. Veya diğer köke bakacak olursam eksi 6 eksi 2 kök 5 i bölü 4 diyeceğim arkadaşlar. Her şey çok güzel. Şimdi bir tek sadeleştirelim biz bunu. X1 2'ye bölersem eksi 3 artı kök 5 i bölü 2 olacak. Diğer kökümüz de arkadaşlar eksi 3 eksi kök 5 i bölü 2. Buradan da gerekli işlemleri yaptık ve çözüm kümesini rahatlıkla yazabiliriz. Bir tanesi eksi 3 eksi kök 5 i bölü 2. Diğeri de eksi 3 artı kök 5 i bölü 2. Bakın dikkat ederseniz kat sayıları böyle reel sayılar olduğunda muhakkak biri diğerine eşleniği olarak çıkacaktır. Siz bir tanesini bulur diğerine eksi koyarsanız da sonuca pratik olarak gitmiş olursunuz. Bu da böyle. Bunu da gönül rahatlığıyla geçiyorum. Evet yeni sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Diyor ki x kare eksi 3 x eksi 2 eşittir 0 denkleminin karmaşık sayılarda çözüm hükmesi nedir demiş soru. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Önce bir deltasına başvuracağız. Çünkü çarpanını ayıramadık. Deltası nedir? B kare eksi 4 ac'den eksi 3 i'nin karesinden 9 i kare gelecek. İ kare de eksi 1 olduğu için ben direkt buraya eksi 9 yazayım. B kare eksi 4 a'sı 1 c'de eksi 2 geldi. Düzenlersem buradan artı 8 eksi 9 eksi 1 geldi. Gördüğünüz gibi sıfırdan küçük geldi. O zaman şöyle yapalım biz. X1 kökü eksi b yani buradan 3 i gelecek. Artı kök içerisinde eksi 1 bölü 2 veya diğer kökümüz arkadaşlar 3i eksi kök içerisinde eksi 1 bölü 2 olacak. Bakın burada kök içerisindeki eksi 1'e i demiştik. Ona hemen i diyelim. 3i artı i bölü 2 veya diğer köke geçersem 3i eksi i bölü 2. Buradan x1 kökünün ne olduğunu gördüm.
4i bölü 2'den 2i. Diğer kökte arkadaşlar x2 kökü de 3i eksi i'den 2i bölü 2'den i olacaktır. Bakın bir tanesi 2 geldi, bir tanesi i oldu. Çözüm kümesi nedir dersek i'ye 2 oldu. Peki bu şekilde yapmadan çarpanlara ayırma tekniğinde de bu soruyu çözebilir miydik? Bir de öyle yapalım mı? Bakın şöyle. X kare eksi 3i x eksi 2 eşittir 0'dı ya. Bunu x. Bunu 2i'ye eksi 2i'ye eksi i şeklinde yazsam. Çarpımları neyi verecek? Bakın i kareden eksi 2'yi verecek. Toplamları da eksi 3i verdi mi? Verdi. Çok güzel. Demek ki bu x eksi 2i ile x eksi i'nin çarpımıymış. Ve buradan köklerine gelecek. X1 kökü 2 veya diğer kökümüzde i gelecek. Yani böyle de ne yapabilirsiniz? Bu soruyu daha pratik olarak çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet, dersimizi şimdilik burada noktalıyorum. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.